PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde yine Java oyununuzu kodlamaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz pek grafiği olmasa da aslında bence eğlenceli bir oyun. Görmüş olduğunuz gibi uzayda soruyoruz. Patlatıyoruz tabii ki gök taşlarını. Bize çarparlar onlar. Görmüş olduğunuz gibi baştan başlamamız lazım aslında ama şimdilik onu kodlamadık. Devam edelim arkadaşlar. Bu ders bittiğinde komple 10 ders sürecek. Böyle bir şey yapmış olacağız. Ekranda şekilleri hareket ettireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hareket ediyoruz. Ve mücadelemizi veriyoruz. Nereye gitti bu şey? Böyle işte arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Kapatalım şunu. Pek iyi oynayamıyorum. Şimdi evet gelelim şuraya. Sağ tıklayalım. Yeni bir dosya oluşturacağız. Oyun alanımızı oluşturacağız. Bir önceki derste oyun alanı Java C oyun alanı nokta java diyelim. Oyun alanı nokta java'mızı oluşturuyoruz. Bir önceki dersimizde genişliği buradan çekeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Öncelikle kütüphanelerimizi import etmemiz lazım. Import java awt border layout ekliyoruz. Hızlıca ekleyelim arkadaşlar. Import java awt color diyoruz. Import java color ekledik. AWT grafik AWT grafik devam edelim arkadaşlar. Import java bunlar ihtiyacımız olan kütüphaneler arkadaşlar. Grafik 2D 2 boyutlu bir grafiğimiz olacak. 3 boyut kullanmıyoruz. AWT GTA 5 yapmıyoruz burada. Rendering kits arkadaşlar. Rendering kits. Ondan sonra ne kaldı geriye? Import ArrayList, import java hava awt ne demiştik? ArrayList array. Niye çıkmıyorsun kardeşim ya? ArrayList nerede ArrayList? Import util, pardon, awt nereden çıktı alışkanlık arkadaşlar? Import util ArrayList, güzel. ArrayList'imizi de ekledik. Evet, shekun import java nokta util concurrent diyoruz ve buradan schedule thread pool executor. Bu ne işe yarar dersiniz arkadaşlar? Cisimlerin ekranda hareket etmesini sağlıyor. Yani cisimlerin x ve y noktalarındaki değişikliği ekrana yansıtıyor. Devam edelim. Import yani x ve y koordinatlarını hareket ettirerek cisimlerin hareket etmesini sağlıyor. Evet, mesela cisim x1'deyken x2'ye geçecek. X1'i kapatıyor, cisimi x2'deyken gösteriyor. Böylelikle ekranda pikseller sayesinde ne oluyor? Görüntü hareket gerçekleşmiş oluyor. Util time kendi çıksa direkt şuradan. Import java util concurrent time unit. Evet, time unit'i de ekledik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Component'la jframe'imiz son olarak. Aslında bunları kodlarken kendisi otomatik olarak ekrana çıkartabiliriz. Java swing arkadaşlar. Java swing. Neydi? J component. Son olarak da jframe'imiz var tabii ki. Import hava. Hep hava yazıyorum yani. Java havalı tabii ki arkadaşlar yani. Ne dedik? Jframe'imizi de ekledik. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar kullanacağımız kütüphaneler. Şöyle şuraya aşağı indireyim. Şurayı da küçülteyim. Tamam. Şimdi devam edelim şuradan. Public 4 dakika gitti ya. Public lesson ne desin? Aslında bunu direkt yapıştırsam daha iyi olurdu. Çünkü bayağı zaman aldı. C oyun alanı nokta. Ama hangi kütüphaneleri ne için kullandığımızı görmenizi istedim bir nevi de arkadaşlar. Evet, Java oyun alanı extends J frames. Extends J frame. J frame kullanacağız burada. Evet, oyun alanımızı burada tanımlayacağız. Yani oyun tahtamız burada arkadaşlar.
stadyumumuz burada. İçerisinde oyuncularımız olacak. Şu an stadyumumuzu inşa ediyoruz. Stadyumumuzu. Public static, burada da değişkenlerimizi tanımlayacağız tabii ki. Oyun alanı genişlik ne vardı arkadaşlar? Public static integer. Hatırlıyorsunuz burada oyun alanı genişlik değişkeni tanımlayacağımızı söyledik. Oyun alanı genişlik şöyle yapalım. 1000 piksel genişliği olsun. Bir de yüksekliğe ihtiyacımız var. Şöyle. Oyun alanı yükseklik. Oyun alanı yükseklik. Bakın buradaki hatalar gitti arkadaşlar. Artık hata vermeyeceğiz burası. Şimdi devam edelim. Oyun alanı yüksekliği de tanımladık. Fakat şöyle yükseklik 800 olsun arkadaşlar. 800 piksellik bir yükseklik verelim. Evet, hemen main fonksiyonumuzu da kodun çalışacağı main fonksiyonu şöyle boşluk bırakayım. Şuraya daha net görün arkadaşlar. Biraz hızlı gidelim. UML diyagramını yani bir önceki dersin başında PowerPoint'te size neler hangi fonksiyonları tanımlayacağımızı söylemiştim. Bunu söyleme gereği duymadım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz. UML diyagramları public ne dedik arkadaşlar? Main fonksiyonumuzu tanımlayacağız. Static void main şöyle string args diyeceğiz arkadaşlar. String args başka ne? Evet. String args. Şimdi burada hemen çağıralım. Java j oyun alanı. Evet. Tamam. Main fonksiyonunu çağırdık. Şimdi constructor'ımızı tanımlamamız lazım arkadaşlar. Ki burada main fonksiyonumuzda constructor'ımız çalışsın burada. Evet. Şöyle yapacağız. Public constructor tanımlamayı biliyorsunuz. Evet, şöyle oyun alanı. Bu da constructor'ımız. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle gerekli JFrame bilgilerimizi girelim. This set size genişliği girelim. Kaça kaçlık bir oyun alanı olacak? Onu nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Oyun alanı genişlik ve yüksekliği de oyun alanı. Yani 1000'e 800 girdik buraya aslında arkadaşlar. Evet, 1000'e 800 girdik. Şimdi this demek arkadaşlar. Yani bu klan diyorum. Bu klası kastediyoruz yani. Bu klasın içerisindeki değişken. Herhangi bir klasın içerisindeki değişken değil. Bakın mesela burada J oyun alanını işaret ettik. Sonra oyun alanı genişlik dedik. Çünkü J oyun alanı klasının içerisindeki değişkeni. Bakın buradaki değişkeni kullanıyoruz. This derken de yani bu klasın içerisindeki değişkeni kullanacağımızı belirtiyoruz arkadaşlar. JFrame bunlar tabii ki değişkenleri, set size falan. JFrame kütüphanemizi ekledik zaten. Set title başlığımız ne olsun arkadaşlar? Pro PHP hocam Java uzay oyunu diyelim. Ya da siz herhangi bir şey diyebilirsiniz, fark etmez. This set default close operation arkadaşlar, bunu biliyorsunuz. JFrame exit on close çarpı işareti, yani frame'imizde, ekrana gelecek frame'de şu çarpı işareti oluşacak ve kapatabileceğiz frame'imizi. Evet, şimdi buraya da oyunumuzu ekleyeceğiz. Şimdi oyun panelimiz olacak. Oyun paneli değişkenimiz olacak arkadaşlar. Çünkü oyun panelimizi eklememiz lazım. Ne dedik? Oyun panelimiz olacak dedik ve bir de oyun panelimize tabii ki border koyacağız. Border layout center ortalasın arkadaşlar. Pardon. Border layout center dedik. Şimdi schedule nedir? Schedule tool şöyle pull executor dedik arkadaşlar. Şimdi de bunu kullanmamız gerek. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar hemen şurada yapıştıralım. Evet, schedule tabii ki içinde yapacağız arkadaşlar bunları. Şöyle schedule ne demiştik arkadaşlar, hatırlıyorsanız hareket etmesini sağlayacak arkadaşlar. Çalıştır çalıştır eşittir new schedule thread. Burada da executor 5 tane thread çalıştırmasını söylüyorum. Thread arkadaşlar, hatırlıyorsunuz bir önceki derslerde açıklamıştık. Şimdi çalıştır 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 yani executor
çalıştırmaya yarayacak ya bu nesnelerimizi gösterecek arkadaşlar. Executor'da diyebilirdik buraya. Yani genelde İngilizce kodlama yapıyorsanız executor çıkacaktır. Schedule fixed rate arkadaşlar. Schedule at fixed rate. Buradan command, initial delight, period, unit. Yani ne sıklıkla çalıştıracak arkadaşlar? Komutumuz. Hangi komutumuzu çalıştıracak burada? Ekranı temizleme arkadaşlar. Ekranı temizle diye bir değişken tanımlayacağız burada. Nasıl yapacağız bunu? New ekranı temizle diyelim. Ekranı temizle diye bir değişkenimizi çalıştıracak burada. List diyoruz buraya. Ekranı temizle diye değişkenimiz olacak. Time unit 0 millisecond ve 20 millisecond aralıklarıyla ekranı temizleyecek. Buradan time unit millisecond diyeceğiz. Unit milli time formatı millisecond arkadaşlar, millisecond diyoruz. Bu aralıklarla işlemi gerçekleştirecek, çalıştırma işlemini gerçekleştirecek. Son olarak da JFrame'imize this set visible true diyoruz ve JFrame'imizin ekranda görünebilir, visible görünebilir demek, ekranda görünmesini sağlıyoruz. Ardından hızlı gidelim biraz arkadaşlar çünkü bu başta bayağı zaman kaybettik kütüphaneleri eklemek için. Class ekranı temizle. Şu fonksiyonumuzu tanımlayalım. Class'ımızı tanımlayalım. Class ekranı temizle diyoruz. Şimdi parametrelerimizi girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ekranı temizledim. Parametrelerimiz neler arkadaşlar? Ekran temizlemede. Hemen şuradan devam edelim. Evet, şöyle şuraya. Java oyun alanı, değil mi? Java oyun alanı. Java oyun alanı parametre type. Java, pardon arkadaşlar, şurayı yanlış yaptık ya. Ekranı temizle. Öncelikle implement yapmamız lazım. Interface kullanmamız lazım. Implements runnable arkadaşlar. Runnable, yani runnable burada çalışacak bu. Runnable. Şuradan bakın, unimplements metos diyor. Hemen onları eklememiz lazım. Fakat unimplements metottan önce şu class'ımızı şimdi burada tanımlayalım arkadaşlar. Yani şöyle bir fonksiyon tanımlamamız lazım. Public ekranı temizle. Ekranı temizle. Burada tanımlayacağız arkadaşlar bunu. Fakat şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle şurada bir değişken tanımlayalım. J oyun alanı. J oyun alanı. Ne diyelim? J oyun alanı. Oyun alanı diyelim. Oyun alanı. Oyun alanı. Evet, tanımlıyoruz. Parametremizi gireceğiz burada. Evet, oyun alanı. This oyun alanı eşittir oyun alanı. Bu kadar basit. Yani ekranda temizleme işlemini gerçekleştirecek. Şöyle klavyemi kaldırayım, çok ses çıkartıyor. Oyun alanı. Evet. Şimdi de unimplement metodumuzu, ekranı temizlemek için. Evet, unimplement run metodunu, bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bilmeniz lazım. Bir önceki derslerde yaptık bunları. Unutmayın. Ne demiştik? Nereden çıktı? Oyun alanı. Oyun alanı. Repaint. Repaint. Ekranı temizle gibi bir şey arkadaşlar. Repaint. Evet. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar, oyun çizim paneli. Oyun çizim paneli. Bir panel yapacağımızı söylemiştik. Onu hemen tanımlayalım. Oyun çizim paneli. Onun için super warnings eklememiz lazım. Hata vermemesi için arkadaşlar. Şöyle şuradan gelelim. Super warnings diyoruz. Devam edelim. Evet, super warnings. Class oyun çizme panel diyelim. Oyun çizme panel. Oyun çizme panel. Oyun çizme panel. Extends Java component parantez aç kapa. Şimdi değişkenlerimiz neler buradan? Public array list, array public static array list, public static array list. Static diyelim ki diğer klaslarda da erişebilelim bu array listemize. Göktaşı tanımlayacağız. Göktaşı
Gök taşları diyelim. Gök taşları. Gök T'sini büyük yapalım isterseniz. Taş. Taşları. Gök taşları. New. ArrayList. Gök taşı. Evet. Böylelikle ArrayList'imizi tanımlamış olduk. Gök taşlarımızı. Evet. Şöyle ArrayList. Gök taşları. Sorun değil. Devam edelim. Şimdi de yapmamız gereken şey arkadaşlar, X ve Y array noktalarımızı almamız lazım. Yani şurada şöyle yapalım. Int göktaşı da şurada çokgen X array çokgen X array array eşittir. Burada rakı çağıracağız. Yani göktaşı pardon. Göktaşı nokta göktaşı nokta her bir çokgen için x array. Yani burada bir array'imiz var. Göktaşları diye bir array'imiz var arkadaşlar. Bu array'imizi ne yapacağız? Bu array'imize göre çağıracağız. Buradan çağıracağız. Neyi çağıracağız? Her bir için çokgen x array'lerimizi. Yani bu neydi? Burada bir toptan mesela sepetimiz içerisinde 50 tane göktaşı var. Bu da her bir göktaşı için burada x ve y noktalarını belirtiyoruz. X ve y noktalarını belirtiyoruz. Şuradan devam edelim. Int çokgen şurayı da y yapalım. Çokgen y tamam. Bunu da belirttikten sonra genişliği tabii ki arkadaşlar genişliği integer genişlik diyelim. Integer genişlik. Genişliğimiz ne arkadaşlar? Şurada da belirtmiştik. Şöyle şunu kopyalayalım. Devam edelim şuradan. Evet, genişlik, yükseklik. Tamam. Şimdi de şöyle public constructor'ımızı tanımlayalım. Bu klasımız için constructor'ı klasımızın constructor'ını tanımlayacağız. Oyun çizme panel. Evet, ekranda taşlarımızı gösterebilelim. Yani gök taşlarımızı ekranda göstermek için arkadaşlar bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. Ne dedik? For int i eşittir 0. Kaç tane göktaşımız olsun? Mesela 50 tane gözüksün şimdilik. Daha sonra azaltırız. I artı. 50 tane göktaşı olacak. Uzayda, uzayımızda, oyunumuzda int rastgele başlama pozisyonu olacak arkadaşlar bunların. Rastgele x başlama pozisyonu. Rastgele x başlama pozisyonu eşittir matematiksel bir formül yapacağız burada. Şöyle yapalım. Mat random fonksiyonunu kullanarak şöyle yapacağız. Oyun alanı genişlik. Oyun alanı genişlik eksi 40 arkadaşlar. Oyun alanı genişlik fazla şurada parantez kullandık. Burada mat random tamam eksi 40 şurada yani oyun alanımızın genişliğinde biraz daha içeride başlayacak arkadaşlar başlama noktası tepesi arkadaşlar biliyorsunuz başlama pozisyonu birazcık daha içeride biraz artı bir diyelim şuraya artı bir diyoruz şimdi aynı şekilde bunu y pardon şöyle aynı şekilde bunu Y için yapacağız. Y. Evet, burada eksi 40. Şurası oyun alanı yükseklik olacak arkadaşlar. Tamam. Ne yaptık böylelikle? Asteroid yani pardon arkadaşlar gök taşlarının neyini? Gök taşlarının ekrandaki başlama konumunu belirttik burada. Bu formülle ekranda belirleyecek gök taşlarımız. Şimdi ekleyelim bunları arkadaşlar. Gök taşları. Evet, gök taşlarında ne yapmamız lazım? Ekrana eklememiz lazım. Gök taşları büyük mü yazmıştık gök taşları? Gök taşları nokta gök taşları nokta at. Ondan sonra gök taşı new gök taşları. Gök taşı da diyebiliriz aslında. Gök taşı mı desek? Fark etmez ya. Gök taşları gök taşı. Pardon, gök taşı şey diyeceğiz. Gök taşları şurada neredeydi? İlk baş gök
Pardon. İlk göktaşı diyeceğiz buraya. New. Yeni bir ekranı ekliyoruz şu anda göktaşımız arkadaşlar. New. Göktaşı dedik. Şuraya tekrar göktaşı. Nokta. Get çokgen x array. X noktasını alıyoruz. Get çokgen x array. Buraya da hani direkt yazdı zaten. Rust x ile başlama pozisyonu. Ardından arkadaşlar x başlama pozisyonundan sonra bir virgül koyacağız. Şöyle göktaşı nokta get çokgen y array. Get çokgen y array. Rastgele başlamayı kendi direkt veriyor. Neden kendi direkt veriyor? Çünkü zaten parametremiz bu arkadaşlar. Başlama y pozisyonu. Kendisi Java otomatik Eclipse otomatik olarak onu algılıyor. Yani böyle uyanık bir program. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat biz bir şey unuttuk arkadaşlar. Bir de toplam çokgen uzunluğu vardı. 13. 13 tane olması gerekiyor. Yani çokgenin noktası. Kaç tane içinde nokta olacak? 13 tane. Evet, 13 tane nokta olacak. Buradaki neler? Tamam. Hatalarımızı düzelteceğiz arkadaşlar. Bir parantez sorunu yaşadık sanırım. Şurada kapatalım şunu ama. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Parantez sorunu değil. 13 tane nokta. Şu constructor'ımıza bir de bakalım nelerimiz var. Constructor'ımıza göktaşında çokgen x array, y array ekledik. Nokta ha nokta ondan sonra rastgele pozisyonu ve rastgele y pozisyonları var. Şöyle yapalım. Şunu şuradan silelim. Ctrl x ile sildik. Şöyle şuradan sonra ekleyeceğiz arkadaşlar şunu. İki taneden sonrasını. Alt'a geçeyim. Enter'a tıkladım. Enter'a tıkladım. Devam ediyorum arkadaşlar. 13 ekledim. 13 ekledim. 13'ten sonra neyimiz var? 13'ten sonra bir de şurada rastgele pozisyonumuz var. Rastgele x pozisyon, başlama pozisyonu. Bir de y var. Y, evet. Y. Böylelikle eklemiş olduk arkadaşlar bunları. Ama tabii ki yanlış yere ekledik. Şurayı Ctrl x ile keselim şöyle. Şöyle bir siliyorum şuraya. Geri geleceğim şuraya. Evet. Nerede? Şöyle şuradan ikinci virgülden sonra yapacaktık. Buraya virgül koyup enter. Evet, şurada iki tane parantez kalması lazım. Evet, tamam, şimdi oldu arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Devam edelim. Çıkan hataları da dersin sonunda bitireceğiz. Arkadaşlar düzelteceğiz. 22. Şimdi göktaşlarımızı ekrana çizdirebilmemiz için şöyle ikinci parantezden sonra şöyle ne yapmamız lazım? Public void paint özelliğini kullanmamız lazım. Paint parantez aç kapa noktalı virgül grafik g diyoruz. Şimdi grafik ayarları, grafik bir değişken tanımlayacağız burada arkadaşlar. Tabii ki graphics 2D grafik ayarları eşittir şöyle grafik 2D. Bunu sanırım programlarımızdan hatırlıyorsunuz, bir önceki programlarımızdan. Şimdi grafik ayarları, tekrar değişkenlerimizi hızlıca tanımlayalım. Grafik ayarları set color, arka plan rengi arkadaşlar. Set color şöyle set color black diyelim arkadaşlar. Black, evet, siyah. Aynı şekilde grafik ayarları set color dedik. Fill rect. Fill dikdörtgeni dolduracağız. Fill ne dedik? Fill rect. Nerede? Göremedim. 3 boyutlu değil, 2 boyutlu olması lazım. Fill rect. X noktası 0. Y noktası 0. Evet. Points get width genişliği al. Get width yanlış mı yazdık? VDT get height. Bunlar kendi özelliği arkadaşlar. Height. Bizim tanımladığımız değil. Genişliği otomatik olarak fill polygon değil ya. Fill buradaki fill rect. Rect. Evet. Tamam. Bunu da tanımladıktan sonra set color grafik ayarları set color arkadaşlar set color set color set color'ı söyledik zaten. Grafik ayarları set render key. Evet. Grafik ayarları nokta set render key. Set
Rendering hint key. Evet. Rendering kit. Şurası rendering hints hints rendering kit nokta k analyzing. Evet, burası da rendering hints nokta value analyzing value ve onu öyle analyze on tamam. Evet, bu da tamam. Bunlar grafiğin ekranda gerçekleşmesi için arkadaşlar, gözükmesi için gerekli ayarlar. Burada herhangi bir şey yok bizim yaptığımız. Default olarak grafik ayarları, herkesin kullandığı sistem grafik ayarları diyeceğiz buraya. Grafik ayarları. Çalıştırınca göktaşlarımızı ekranda görünce daha iyi anlayacaksınız mantığını. Set paint color white diyoruz. Bunlar da çokgenlerimizin kenarları beyaz olacak arkadaşlar. Beyaz olacak. Evet, şimdi for bir for loop döngüsü kullanalım burada. For diyoruz. Rock göktaşı ne diyelim? Taş diyelim. Taş. Göktaşları. Şöyle yapalım. Ekranda grafik ayarları set paint göktaşlarımızın rengi grafik ayarları. Evet. Set paint color white. Beyaz olacak söylemiştik arkadaşlar, beyaz olacak diye. Pardon, buna gerek yok arkadaşlar, zaten yukarıda tanımladık. Burada hareket ettirmemiz yeterli. Taş nokta hareket et. Evet, neyi hareket ettireceğiz? Şöyle şunu silelim. Evet, hareket ettireceğiz. Taş hareket et. Hareket et değişkenini tanımlamıştık sanırım şurada. Evet. Neredeydi? Evet, burada hareket et değişkenimiz var. Sorun değil arkadaşlar. Hareket et. Ve son olarak da grafik ayarları nokta draw. Grafik ayarları nokta draw. Evet, görmüş olduğunuz bir çıkıyor bir çıkmıyor arkadaşlar. Onlar bir önceki dosyalarla karıştırıyor şu an Eclipse. Ondan arkadaşlar. Bu dersimiz bitti sayılır burada. Bir dersi bitirmeden önce arkadaşlar şöyle birkaç hatamız var. Onları düzeltelim. Birincisi şu parantezlerden bir tanesi. Şöyle şuradan kopartalım. Burada değil de şurada olması lazım. Evet. Şurada arkadaşlar. Parantezimizin burada olması lazım. Ve şurada oyun paneli oluşturmamışız. Oyun paneli oluşturalım şurada arkadaşlar. Burada tabii ki şöyle yapacağız. Oyun panelimizi yapıştırdık buraya. Oyun çizme paneli kullanacağız arkadaşlar. Oyun çizme paneli diyeceğiz burada. Neredeydik? Oyun çizme paneli. Oyun panel eşittir new. Burada new oyun çizme panel diyeceğiz. Evet, tamam. Bazı hatalarımız giderildi. Yine birkaç hatamız var. Onları da düzelteceğiz. Evet arkadaşlar, bu benim ilk yaptığımdan direkt X pozisyonu göstermiş. Yani ben bu oyunu bitirmiştim. O dosyalardan çekiyor şu anda. O yüzden yanlış oldu burası. Pozisyon olacak burası. Bakın şurada da tanımladık. Rast X pozisyon. Rast Y pozisyon olacak. Yine hala birkaç hatamız var sanırım. Onları da düzeltelim. Evet arkadaşlar, bir başka hatamız şu gök taşları olacak arkadaşlar. Gök taşları. Bir de bakın arkadaşlar, burada zaten tanımlandı diyor. Çünkü benim daha önce oyunu bitirdiğim klasörle aynı klasörde aynı isimleri kullandığım için hata veriyor. Onları düzelteceğim bir sonraki dersimizde. Bu dersimizi burada bitirelim. Son olarak şu gök taşlarımızı şurada tanımladığımız klası arkadaşlar, array listesine şöyle şurada göstereyim. Şu array listemizi şuraya da yapıştırın arkadaşlar. Buraya da eklemeniz gerekiyor. Şunun T'sini de büyük yaptık şuradaki göktaşları. Şimdi oldu. Metotları çalıştırmıyor. O yüzden içerisindeki dosyaları silmem lazım buradan. Bir öncekileri. Onları sildikten sonra devam edeceğim. Kodları videonun altında vereceğim zaten. Bu dersimiz bu kadar olsun. Sildikten sonra bir sonraki dersimizde çalıştıracağız. Böylelikle göreceksiniz arkadaşlar.
göktaşlarını ekranda. Bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Ders sildim ben dosyaları. İçim rahat etmedi. Göstereyim size diye. Şimdi şöyle yapalım. Hatalarımızı düzeltelim. Öncelikle şuradaki hatamız arkadaşlar göktaşı değil. Dosyamızın klasımız adı J göktaşı. Yani şuraya bizim Java göktaşı yazmamız lazım. Yani göktaşı gördüğümüz her yere bizim J göktaşı yazmamız lazım. Aynı şekilde şuralara da J göktaşı, J göktaşı, J göktaşı, J göktaşı, Java göktaşı. Evet. Buralar düzelecektir arkadaşlar. Java göktaşı diyelim. Evet, Java göktaşı. Evet, şuraya da Java göktaşı dememiz gerekiyor. Şimdi Ctrl F11 yaparsak görmüş olduğunuz gibi ekrana geldi taşlarımız. Bakın arkadaşlar, şu dışarı çıkmıyor. Çarptıklarında geri geliyorlar. Evet, şöyle tabii ki bin, şu an ekran boyutu 1000'e 1000 olmadığı için sistem göremiyorsunuz. Yani aslında dışarı çıkmıyor. Yukarıdan bakın geri geliyor. Çünkü 1000 dedik. 1000 piksel. 1000 piksel içerisinde genişliğinde 800 piksel yüksekliğinde dolaşıp geliyorlar. Bakın şurası da demek ki son bulunan yer arkadaşlar. Çarpıp geri geliyor. Göktaşlarımızı çizdik. Rastgele hareket ediyorlar. Bir sonraki dersimizde birazcık daha geliştireceğiz arkadaşlar programımızı. Hatalarım, bir bayağı hatamız oldu arkadaşlar. Bunları düzeltmişsinizdir umarım. Zaten kodları videonun altında vereceğim söylediğim gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.